Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yani zaten nereden anlatmaya başlasak kelimeler muhtemelen kifayetsiz kalır. Melodi, Erbilililerle beraberiz. Söyleyin, böyle söylemekte zorlananlar oluyor mu? Ben. Kendi sayılır. Herkes, evet. Yani o bir şey, çözemediğimiz bir fenomene dönüştü maalesef. Ben ama çok bence tek de hallettim yani. Evet, problemsiz. Evet. Çalıştım. Dün böyle bir 40 tekrar falan yaptım. Kısacası bugün muhteşem bir konuk, muhteşem bir sohbet sizi bekliyor, beni bekliyor. Öncelikle şunu bir hatırlatalım. Sosyal sorumluluk krizi kapsamında, muhtemelen de artık bu videodan sonra bunu sürekli tekrarlamam. Bağışta bulunacağız. O yüzden daha karar vermedik çünkü altı gelen yorumlarda gördüm. Nereye, nasıl ulaşabiliriz? Daha vakti gelmedi seriler bitince. Ve tabii ki konuğumdan bir şey getirmesini rica ettim. Lütfen bize bunu bir anlatır mısın? Bu bir momiji. Bilmiyorum sen şey yapar mısın, sever misin, takip ediyorsun. Aslında bir koleksiyon parçası. Farklı momijiler ve farklı şeyleri var. İşte böyle tiplerdik. Aslında küçük kızlar yakın, gibi. Yakından gösterelim ama sempatik. Evet, bu çok tatlı. Evet. Bu şey Little Starlight olan böyle bir unicorn şeyi var. Çok cici. Sana bir anlamı var mı? Şöyle bunların altında aslında şöyle hediye etmek için genelde insanlar alıyor. Şu altına kısma not yazıyorsun. Tamam. Koyup hediye ediyorsun. İşte o notu karşı tarafa şey yapmış oluyorsun. Böyle bir dilek yollamış gibi. Dilek yollamış gibi. Ben de bu fikri seviyorum, o yüzden sana bunu getireceğim. Ay çok teşekkür ederim. Keşke bana gelse. Bana gelmeyecek maalesef ama olsun. O zaman dileğinle beraber belki küçücük bir şeyi buraya yazmak istersen. Tamam. Sonra bunu da kütüphanemize tabii ki güzel bir yere koyacağız. Yazıyorum. Bunu yalnız kutusu da para eder ha. Değil mi? kutusu da sempatik. Kendi gibi kutusu da sempatik. Evet. Kutusunu ayrı, kendisini ayrı okutuyorum. kutu şu kadar, kendisi şu kadar. Tamam mıyız? Evet, tamamız. Çok şey, sanki gizli bir şey yazmışsın gibi üstünü falan kapattık. Okuyabilir miyim? Yani evet. ya da gidecek olana mı? Bir dilek, yani altına yazacağımız dileği ben üstüne yazdım. Çok mantıklı. Mutluluk ve şans hep seni bulsun, Melodi. Kime gidiyorsun? Ve kalp. Şimdiye kadar gelen konuklarımın arasında en okunaklı. Yani şunu göstermek istiyorum, yani bu bir Türkçedir. Bu gerçekten bir yazı. Gerçekten. Evet. İlkokul öğretmenine buradan kulaklarını çınlatmak lazım. Ya da doktor. Doktorlar böyle bir kaydıra kaydıra. Sonra da şey oluyor, aa niye okuyamadın ki? O zaman bunu da kenara, evet, köşeye alıyorum. Evet. Anlat bakalım nasıl gidiyor? İyi gidiyor diyeyim. İyi olsun. Hepimiz ne kadar iyiysek ben de o kadar iyiyim. En politik cevap. Evet, en yani sevdiğim. Durumlardan, genel olarak dünyanın halinden ötürü iyi olabildiğimiz ölçüde. Tabii ki. İyi olmaya çalışıyoruz. Çok şükür sağlığımız iyi. Her şey yolunda. Zaten yani senelerin influencer'ı, hakikaten böyle hani Instagram'ı influencer bilmem ne, hani influencer kelimesi daha icat olmamıştı. Daha yokken, hani ben daha böyle hesabım yoktu ve daha çok miniktim demeyeceğim. Miniktim, demeyeceğim, miniktim. Demeyeceğim, demedim. Aramızdaki yaş ortaya çıkabilir bu arada. Aynı yaştayız yani 18-17, bir şey yok yani. Siz tabii, ben daha yeni reşit oldum. Tabii, ondan dolayı gerçekten hani çok hakikaten saygıdeğer ve bütün genç temsilcilerin seni delillercesine takip ettiğini biliyorum. Estağfurullah. Ben de onlardan biliyorum. Son zamanlarda şunu da söylemeden edemeyeceğim. Gelen geçen bir influencer olma peşinde. ama bir dakika bak, kendimi de şimdi şey yapmayayım. Hani ben de bir çaba içerisindeyim. Ama hakikaten daha bu sektör alan yokken sizler bunu yapıyordunuz. O yüzden bu tabii ki sizler vesilesiyle büyüyen bir alan oldu, sektör oldu. Sağ olun, var olun, yani onu demek istedim. Hani sizin sayenizde biz de şu an böyle minik minik ekmekler yemeye başladık inşallah. Ama bu her zaman, yani yeni nesil yıllar geçtikçe, zaman geçtikçe her zaman yeni insanlar çıkacaktır. Yeni, doğru, şeyler trendi olacaktır. O yüzden bu işin doğasında var. O yüzden hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yani daha bayrakları teslim almaya daha çok yolumuz var ama hoş geldik. Sen de hoş geldin tekrardan. Hoş, o zaman sorularımla başlıyorum. Hadi bakalım, merak ediyorum. Sorular tamamen böyle sana muhtemelen ya bunu da düşünmezsin, bunu da sormazsın diyeceğin tarzı. Merak etme, tamam, hafif, basit deyip ilk soruda kalıyoruz. Matematik problemi yoksa ben varım. Yok, tamam, kesinlikle yok. Şimdi kahvaltılık gevreğini nasıl yersin? Süt üstüne gevrek mi yoksa gevrek üstüne süt mü? Yani kompleks altta mı duracak, üstte mi duracak? Süt kullanmıyorum. Bak bütün şeyi bozdum şu an. Bütün sorunun şu an şeye gitti, edası. Yani süt kullanmak, sütle aram yok, hiçbir zaman da olmadı. O yüzden şöyle bir şeye çevirdim ben bunu kendimce. Tamam. Yoğurt koyarım.
Yoğurt. E tamam, o da iyi. Granola usulü. Aynen, granola usulü yoğurt. Ama bu arada yoğurt da çok farklı değil. Yani sütün bir bakınca türevi ama evet. Nedense sanki bana bir tık daha şeymiş gibi geliyor. Daha cazip geliyor. Evet, yoğurt da seviyorum. Hani en azından su falan demedi. Ben çay, su falan diyeceksin zaten. Hayır, küçükken hep zorla süt içirirlerdi. Bizim jenerasyonumuzda sütün faydalı bir şey olduğunu düşünüp ben hep nefret etmiştim sütten. O yüzden yoğurt okey oldu bana. Evet. Mantıklı. Yoğurtlu tercih ederim. Kahvaltı yaparken tuzlularla tatlıları karışık mı yersin? Yoksa belli bir sıralaman var mı? Şey dermiş, ben tatlı da tuzlu da tüketmiyorum. Ya ben yemek yemiyorum. Yani şöyle, kahvaltı benim en sevdiğim öğün. Tamam. Yemekle çok arası olmayan bir insan olarak hani böyle çok düşkün değilim yemeğe ama kahvaltı, böyle üç öğün kahvaltıyla yaşayabilirim. Ya mesela akşam kahvaltısı diye bir şey var. Çok seviyorum. Akşamları o zaman sende şöyle bir usul var. Böyle menemen ya da bir belki omlet. Akşam yemeği. Akşam yani kahvaltı konsepti keşke böyle ayrılmasaymış. Akşam yemeği çok şey yapmıyor ama kahvaltıyı çok seviyorum. O yüzden kahvaltı hazırlama ve yemeğe de okeyim. Tamam. Tuzlar ve tatlılara gelecek olursam karıştırmıyorum. Karıştırılmaz. Ben karıştırıyorum. Önce tuzlar bitirilir. Sonra tatlıya geçilir. Ne? Ben de Nutella'sıyla kapanış yapılır. Aynen. Tebrik ediyoruz. Ondan sonra öyledir yani, bilmiyorum. Bendeki usulü söylüyorum bak. İşin uzmanına bağlanıyoruz. Şimdi işin uzmanı, kısmen uzmanı şunu der. Tuzuyla başladın. Evet. Tatlıya geçiş yaptın. Hı. Tatlıdan sonra gene tuzuya dönmen lazım. Çünkü bir denge. Bir kısır denge ama aynı zamanda. Ama öyle. Çünkü tatlı yiyorsun, Allah'ım diyorsun, böyle bir bunu aldım bayıldım. Alıp geldi. Tuzuya geçiyorsun, diyorsun ki susadım. O tatlıların üstüne ben bir bardak su, kapanış. Ya da yeşil çay. Hani böyle bazıları vardır ya, yer. Hani bir somun ekmek üstü yeşil çay. Evet, ya da böyle hani menü sipariş eder. Diyet kolu çünkü diyetliyim ya. Hani o bir klasiktir yani. Evet. Ama kahvaltı şu an, kahvaltı çok sevdiğim bir şey ya. Anladık ya, buradan bir kahvaltıcıya gidelim. Şimdi şu kahvaltı sponsoru yok mu? İşbirliği yapmak isteyen kahvaltıcı. Mesela, bekliyoruz. Okey, o zaman aynı şekilde, aynı vakitte yemiyorsun. Evet, yani bölüyorum parçaları. Bölüyorsun ama sonda o tatlıyla... Şimdi bu önemli bilgiyle ne yaparsınız bilmiyorum. Bu önemli bir tüyo, bak bir şey söyleyeceğim, tüyo yani. Ya çünkü insanlar bu arada şunu soracaktır ister istemez. Hani fiziğini nasıl koruyorsun ya da koruyamıyor musun? Yani korumuyorum, fizikten korumuyorum ya keşke. Bu korumamış halin mi? Hiç spor yapmadım hayatımda. Herhalde hiç diyet de yapmadım. Şu an şey yapmaya çalışıyorum, birazcık bu yan gelip yaptığımız 1,5 yılda, az buçuk tabii ki benim de 1,5 kilo kadar şeyim oldu, kazancım. Kendi dünyada kapladığım yer genişledi diyelim. Kişiliğin kabardı, evet, öyle diyelim. Evet, kesinlikle. Onu böyle şimdi şey yapmaya çalışıyorum, vermeye diyorum ki yani beni biliyor da kilolu yapmamış, yaratmamış, ben veremezmişim. O kadar iradesizim ki. Gerçekten mi? Mesela bir gün, 3 gün dikkat ettim kendi standartlarımda. 3. gün çıktım, 100 gram bile vermemişim. O zaman 3 gün boşa gitti. Yerdim o zaman yani. Ama önemli olan diyetlerde sabırdır. Her şey sabırla başlıyor. O bende hiçbir konuda yok. Bu sorunun kısmen cevabını tahmin ediyorum. Ama söylemeyeceğim, sen takip yoklayana kadar. İşlerini son dakikaya mı bırakırsın yoksa hemen mi yaparsın? Yani Fatma'nın orada bir hareketleri gördüm. Son dakikadan da her şeyim... Peki ben çok unutkanım. Evet. İnanılmaz. Ama yani ne kadar unutkan olduğumu şöyle anlatayım. Herkes şey der ya, çok kafam dalgın, unutkanım değil. Ben üniversitedeyken arkadaşımı unuttum. Şöyle... kaldığım, okuduğum okulun kaldığım yurdunda şey yasak, yurtta kalmayan dışarıdan girmesi yasak. Tamam. Beraber dersten çıktık. Ben yurda gireceğim. Kız dedim sen kapıda dur. Kitap istemişti benden. Tamam. Ben kitabı getireyim. Odan böyle hemen bir kapı sonra. Gittim, banyoya girdim, yıkandım, fön çektim, çıktım, yemek söyledim, telefona bakmıyorum artık. Ondan sonra odanın telefonu çalıyor. Güvenlik mi? Buyurun. Ya, burada 1,5 saattir arkadaşınız bekliyordu. Aa, ben onu unuttum ya. Seni hiç unutmuşluğu var mı? Yani şükür. Gerçekten unutkanlığım. Ama ne yapıyorum mesela, diyorum ki böyle yapıyorum, onu bana hatırlasın diye. Neyi unutmayacaktık? Neyi unutmayacaktık? Hani unutmayacağım. Ya sen unutursan, bir gün oldu ki beraber unuttunuz. Yani, ne oluyor? Unutuyorsun. Unutmayacağım bir şey var ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi bugün sana geleceğim, akşam şey düşünmüştüm, şunu giyerim. Sanırdım ki ben bir şey giyinirim diye düşünmüştüm. Ne giyecektim? Allah'tan şey dememiş. Yok. Hani, ben bugün ne yapacaktım ya? Falan hani, Allah Allah, bir çekimimiz mi vardı? Yani yaşlandığımda böyle herhalde bir erken bunama falan bekliyorum. Bakacağım, bol bol ceviz ye, değil mi? Unutkanlık mesela şey. Mesela şu an neyi unuttum biliyor musun? Şimdi bu unutkanlığı neden söyledim? Evet. Sen bir şey sordun bana, bunu söyledim. Şu an neyi unuttun mesela? Ne sormuştun bana? Ne o kadar. Neydi? Hayır. Aa, bir dakika, ben biraz unuttum. Odan
bir... İşlerini hemen mi yaptın? Evet, konudan nasıl konuya bağladık, evet. Cevabı vermedi. Vermedi bu arada. Bana da unutturdun ya, ki ben unutan biri değilim. Aa, işlerini son dakikaya mı bırakırsın yoksa... Son dakikaya bırakırım. Ve zaten unutursun. Yani direkt o işler tamamlanmıyor. Çok, içeri gidersin ya mesela, bir evet. Koridordaki mesafe. Evet. Hani evimizde öyle hani 15 odalı değil. O kadar uzun bir koridorumuz yok. Ne alacağımı unutup geri gelip... Hatırlarım birazdan herhalde diye. O kadar. Yürüyüş oluyor. O yüzden son dakikaya bırakıyorum, son dakikaya bırakıyorum. Unutuyorum. Keşke son dakikacı olmasam. Yani Allah'tan Fatma var da kısmen. Hatırlatan arkadaşlarım. Hatırlatan, son dakikacı değilsin değil mi? Böyle bir denge oluyor aranızda. Nasıl yetişiyor işler? Yetişmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Kaçta, ben bugün kaçta uyandım biliyor musun? Neredeyse 6.46-6.50'de uyandım sabah. Uyanıyorum, böyle bir şey var, artık uyanıyorum. Allah'ım. Eskiden çok uyurdum, artık uyanıyorum yaşla beraber. Sonra şey diyorum, yapacak bir şey yok, ne yapacağım ben şimdi? Oyalanayım o zaman. Şimdi sana mesela işte 12'de seninle konuştum. Tamam. Fakat o kadar fazla oyalanıyorum ki onun şeyini şey yapamayıp, ayarını tutturamayıp bir bakıyorum 11.45 olmuş ve ben oyalanmışım. Bu sefer de 15 dakika kaldı. Kötü bir şey. İşte planlı insanlara özeniyorum. Bu yönünü daha yakından tanıdığım için şöyle olacak. Saat 11 diyeceğim çünkü bileceğim ki 12'de hazır. Heh. Ama bu arada bekletme konusunda çok bu tarz şeylerden utandım ve ayıp olduğunu düşündüğüm için de ve 5 dakika falan en fazla, seni de bugün 7 dakika falan beklettim. Aha. Geç kalmam beklettim ama böyle şey hani onu aldım mı bunu aldım ve şey. Hep şöyle bir şeyler var mesela taksiye binerken bir şey unuttuk mu? Bir yere restorana oturup kalkarken bir şey unuttuk mu? Çünkü öyle bir kere bir markayla bir Çin'e seyahate gitmiştim. Tamam. Aynı yerde vlog kameramı, telefonumu, güneş gözlüğümü unutup kalkmışım gitmişim ama sadece gözlüğü hatırlıyorum. Gözlüğüm kaldı. Gözlüğümü unuttum. Gittim. Her şeyim orada. Allah'tan çalınmamış. Çok şükür. Yani güzel hikayeler bunlar. İnşallah bir gün kendini unutmayacağın bir... İnşallah. Acaba bir vitamin eksikliği falan olabilir. Olabilir. Onu da hallederiz. Onu da çözümümüz var. Okey. Hangisi daha çok hoşuna gider? Başkasına yemek hazırlamak mı? Sana yemek hazırlanması mı? Yani yemekle aranı test etmeye çalışmıyorum. Sadece böyle daha hani hazıra konan mı yoksa hani... Yani ya, tamam, şöyle ya, söyleyeceğim. Yaparım. Benimle ilgili hani çok fazla bir şey çıkmamıştır bu zamana kadar haberlerde, gazetelerde. Ama bir kere böyle şeyin ilk sayfasında kafamın fotoğrafının yanında yumurta bile kıramıyor diye çıkmışlığı var. O yüzden hani hayatta kalabilecek seviyede kendimi doyurabiliyorum. İşte peynir, ekmek. Cips, jelibon, çikolata. O yüzden kahvaltı çok seviliyor. Çünkü kahvaltıda bir şey pişirmiyorsun. Doğru. Çünkü alıyorsun, doğru, koyuyorsun, yiyorsun. Çiğ her şey. Yani yumurtayı saymazsan. Doğru. O yüzden yemek hazırlamam. Hazırlamam değil, hazırlayamam ya. Ben de hazırlıyorum. Hazırlayamıyorum. Hazırlamayı da istemiyorum. Çünkü sevmiyorum. Yani... Mutfağımın boyutunu gördün sen. Evi tutarken. Evet. Kendi evim şey, çok eski böyle bir şey. Farklı yani mimarisi. Mutfak. Hani peyane falan. Bazı şeyleri hazırlayabilecek. Yani şöyle bir iki kişi zor sığacak mutfak veya şey dedi arkadaşım, bu nasıl burada oturuyor? Tabii ki. Zaten mutfak olmasa da bana okey. Zaten mutfak unutuyor. Pompalı su benim için mutfak yani, arada su giriyorsun, su içiyorsun. O kadar. Evet. O yüzden birisinin hazırlaması tercih ederim. Ama ben de öyleyimdir ya. Bilmiyorum sizler nasılsınız. Hani böyle... Allah'tan ona göre kar veriyor. Çok güzel laf. Ama evet yani kesinlikle evde yemek pişmese ben bayağı açım. Bayağı açım evet. Yani kesinlikle. Böyle yumurta bile kıramam. Allah kırdırmasın. Yani kırdırmasın. Kırmam gerekse kırarım ama beceremiyorum. Evet. Beceremiyorum. De keyif de almıyorum. Bazı insanlar keyif alıyor. Evet. O yüzden vakit geçiyor. Benim için zaman kaybı ya. Benim için de zaten beceremediğim için beceriksizliğimi yüzüme vurduğum bir vakit oluyor. Hani öyle bir aşama. Okey. Hangisi daha kötü? Hakkında dedikodu yaptığın kişinin seni duyduğunu fark etmek mi? Hı hı. Yoksa sevdiğin iki arkadaşının senin hakkında dedikodu yaptıklarını duymak mı? Kötü. İkisi de çok kötü. Dedikodunun her sürüsü kötü. Evet. Ha şey demeyeceğim. Ben hiç dedikodu yapmam. Vardır öyle insanlar. Ben hiç yalan söylemem. Genelde onlar en büyük dedikoducu. Dedikodu demeyelim. Bilgi paylaşımı diyelim. Bilgi aktarımı. Şöyle, bilgi aktarımı. Şöyle. Tanımadığım birileriyle ilgili mesela konuşmayı sevmem çünkü tanımıyorsun ve bu konu hakkında bir datan ve bilgim yoksa ilgimi de çekmiyor bu arada tanımadığım insanlar. Tanıdıkların hani bir şey duyduysan karşı tarafa zarar vermeyecek şekilde birileriyle belki paylaşmak kadınlar genelde yaptığı bir şey. Erkekler de yapıyor ya. Erkeklerin dedikodusu, erkekler dedikodusu daha pis kötü. Yani. Yani burada hani izleyicilerimiz eğer böyle beyefendilerse
Hani alta yorumlara şey yazmayın lütfen. İşte ya, kadının dedikodusu da berbat. Hayır, hayır. Erkekler de çok yapıyor yani. Erkekler de yapıyor. Öyle mi? O yüzden öyle şey yapmayacağım. Ben çok yerden dedikodu yapmam. Herkes... biraz yüklenildi, evet. Herkes dedikodu yapar ama birilerinin benim hakkımda konuşsa duymuşluğum var. Senin sana da olmuştur. Herkes olan çok bir şey. Oldu. Ne yaparım? Şöyle bir şeyim var bende. Hiç kimseye şey demem. En yakın arkadaşımla benimle ilgili konuşmuşsun, çok üzüldüm. Duyarım. O bilgiyi storage alanına koyarım. Alabiliyorsam ve bundan sonra unutma. Öyle şeyleri unutmuyorum. Akrep burcuyum. Öyle şeyleri hayatta unutma. Tamam. Bu önemli. Ve bundan sonraki hareketlerim de ona göre her dem. Bana bir işi düşer, ona göre. Doğru. O zaman diyorsun ki senin hakkında konuşulması senin biraz daha o zaman tercihin oluyor. Sanki evet. Değil mi? Ya bir başkası hakkında sen konuşmaktansa. Konuştuğum kahrolurum, birisi duyar ve üzülürse mesela. Takarım ona yani. Ben birisinin bir canını yaktım diye çok üzülürüm. Sana zaten gelip biri bir başkasını anlatıyorsa belki seninkine de bir başkasını anlatıyor. Anlatıyordur. Bak bu aynen çok öyle. Önemli bir çizgi. O yüzden çok anlatmayacaksın. Evet, doğru. Hangisini tercih edersin? Hı. Sıcak suyla duş almayı mı, soğuk suyla duş almayı mı? Bir de tüyolarını paylaş eğer varsa. Ha, ya şöyle, o konuda iyi bir örnek değilim bence. Ben bayağı kaynar. Hani böyle anneler leğenin içine çocuklarına oturup, ay yandım falan, Türk filmlerinde olur ya. Evet. Niye bilmiyorum, bayağı kaynar suyla yıkanıyorum. Çıktığımda şu kolundaki bilekliğin kırmızısında oluyorum. Yani buharların arasından böyle süzülerek geliyorum banyoda. Ama şeylerin, uzmanların önerdiği, şu ceketimle şeyin, uzmanların İlikleri. Önerdiği soğuk suyla, en azından sıcak suyla yıkanıyorsanız da en son bir buçuk dakika soğuk, buz gibi bir suyu akıtmak. Doğru. Çünkü o damarları sıkılaştırıyor, işte selülit oluşumunu önlüyor. Deriyi sıkılaştırıyor, güzelleştiriyor falan filan. Yeniliyor. Hani bu Ruslar bebeklerini buzlu suya sokup çıkartıyorlar falan, öyle şeyler var ya. Ah, öyle bir şey mi var? Evet, evet, ilk doğduklarında. O şey, hem bağışıklığı arttırıyormuş soğuk su. Allah Allah. Güçlendiriyor seni. Güçlendiriyor. Yani. Evet. Köpüklü servis edilen kahvelerin köpüğünü karıştırıp mı içersin, yoksa köpüğü bozmadan mı içersin? Kahve içmem. Kahveyle hiç aram yok, hiçbir zaman olmadı. Hayatımda herhalde toplasam, hani 10 bardak totalde kahve içmemiş olabilir. O kadar. Evet. Sevmiyorum, kahve sevmiyorum. Hatta şey falan, bana birisi geçen gün şey dedi, gitti. Nasıl ayılıyorsun? Uyanıyorum sabah dedim. Normal insanlar gibi. Gözlerimi açarak uyanıyorum. O galiba bir alışkanlık, hiç o alışkanlığa şey olmadığım için. Bu arada normal çay da içmiyorum yani, normal siyah çay da. Öyle mi? Normal siyah çayla kahve, bir şu işte yeşil çayları biraz alıştım son dönemde. Aramıyorum da çünkü evde içilmezdi. Evde içilmeyince hiç görmedim. Doğru. Alışkanlık. Şey Fatma sor, ben siz sabah kahvaltıda ne içiyorsunuz? Şampanya, portakal suyu, meyve suyu falan. Çay demliğinin nasıl bir şey olduğunu hatırlattım. Ha evet, çay nasıl demleniyormuş falan şeyini koş. Yani peki onu, güzel gelmedi mi? Ya Türk kültüründe çay bayağı şey bir şey. Hatta arkadaşlarım şey falan da, akşam siz televizyon karşısında içiyorsunuz. Hiçbir şey içmiyoruz su. Yani. Ha yani diyorum, evde şöyle düşün, ne görürsen onu alıyorsun. Şimdi görmediğim için, evde doğru. Yapılmadığı için öyle içtim, sonra da alışmadım. Aslında şey, öğretmenlik yaptığım dönemde hep şeydir öğretmenler odasında, çay kahve çok sevilir. Tabii. Orada da şey olamadım. Orada. Böyle şimdi bu yeşil çaylar, bu bitki çayları böyle. Değil mi? Yeni moda. Ha yeni moda. Onlar böyle bir tık hoşuma gitmeye başladı onlarla şu an. Ne güzel adaptasyon. Yani. Şimdi bir ahlak sorumuz var. Ahlakını test etmiyorum. Sadece nasıl bir reaksiyon, nasıl bir tepki verirdin ya da böyle bir durumda bırakılsaydın sen ne yapardını bir öğrenmek tamam. istedim. Arkadaşının yeni yaptırdığı saçları ona hiç yakışmamış. Ama o saçlarından çok memnun olduğunu söylüyor. Sen fikrini söyler misin yoksa kendini mi saklarsın? Sana baktı, sen de galiba öyle bir travma mı yaşadın? Hayır hayır, arkadaşının deyince o tarafa baktım. Evet. Şöyle, arkadaşlık derecesi çok orada önemli. Üstüme vazife mi, değil mi diye bir bakarım. Şimdi yakın arkadaşın olduğunda, kibar bir dille bu arada yani hani patavatsız bir şekilde değil. Ya bence şöyle, sana daha çok gidiyordu gibi denebilir. Söylemezsem daha ayıp. Onun öyle gezmesine izin verirsem, hayata karışmasına izin verirsem. İnsan ortasına çıkmasına izin verirsem. Ama bir de acı söyle. Bir de değiştirebileceği şeylerle alakalı. Okay. Yani ne bileyim, atıyorum. Hani evlenmiştir, düğününde giydiği gelinlik bittikten sonra kalkıp da Yasemin'in de gelinliğin öyle denmez birisine. Yani kalbini kırmayacak tabii ki. Bir şeyse. Hani kuaföre gidip düzeltip, yani kısa kesmiştir, uzanması gerekiyor, onu söyleyemezsin. Gitmiş çünkü saç. Gitmiş kuş yani. Olmuş. Evet.
Kısa saçta problem, uzunda hadi yine bir kestirmesine uzunlar, önerebilirsin. Uzunlar, renkte gibi şeyler de değiştirebilir yani her daim. Sana ben, hiç çünkü, böyle bir şey dendi mi? Pardon. Çünkü bana da söylensin isterim. Düşünsene yani ben belki öyle fıt 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 çok mutlu hayatımdan geziyorum. Birisinin söylemesi. Evet. Uyarması önemli. Herhangi bir şey söyledin mi hiç şimdiye kadar? Çok söylemiş. Vallahi mi? Çok. Ve sürekli böyle bence bu çok güzel olmamış. Şunu takma, şu olmadı, bunu yapma. Ne güzel bir dostluk ya. Sağ olsun, yapmışsın bir hata. Değil mi? Yani hatamı bana verebilirsin. Ama şey ya, mesela bununla ilgili tabii ki tüyon var mı diyemem. En nihayetinde giden saç geçmiş olsun. Yani çok kaynak takarsın, bir şey yaparsın ama başına gelen felaket bir anın var mı? Saçla ilgili. Evet. Of. Şöyle bir hatam oldu. Benim var. Arkadaşlar, Cennet Mahallesi kadrosuna çağrıldım saçlarımla. Dediler ki yarın gel başla. Tam olmuş çünkü. Yani şöyle gittim. Saçımın arasında böyle çok hafif ışıltılar, sarılar vardı. Genelde kaşınıyorsun ya, böyle bir kaşıntı geliyor. Ay biraz daha mı sararsa? Hadi biraz daha atalım. Ha dediler ki bizim çok uzman, zaten kuaförlere eğitim veren bir salonda birisi, o yapsın. Tamam. Dedim ki bakın ne olur, hani çok sarı olmasın. Çok az çok az aralarda böyle parlasın saçım. Doğal dursun, doğal geçişler. Evet, hep öyle de küçük dokunuşlar. Tabii. Çıktığımda çıkmaz oldu. Yani çıkmak istemedim. Kalmak istedim orada düzelene kadar. Ve o kadar yapıldıktan sonra biliyorsun geri dönüşü bir süre olmuyor yani, yanar eder. Çok kötü bir problem. Ya çünkü sarışın değil mi? Herkes sarışın olmamalı. Bir dönem öyle herkes dönem vardı. Olamaz. Vardı, evet. Şimdi parfümünü kıyafetlerine mi sıkarsın yoksa cildine mi? Şöyle, parfüme kıyılabilen parfümler, kıyılamayan parfümler olarak ikiye bölecek olursak. Eskiden daha çok kıyamazdım bu arada. Galiba yaşım ilerledi, şey diyorum. Ne olacak ya, kullan gitsin, ne yapacaksın yani, duruyor bozuluyor bir süre sonra. Doğru. Nereye sıkarım? Üstümü çok sıkmıyorum çünkü kıyafetin üstüne kalması beni rahatsız ediyor biraz galiba. Şu, şurada bir saçının bittiği yer var, orasını hep söylerim. Şu iki tık tık, bir de şu minik tık 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 tık. Okey, o zaman dedin ki genellikle işte kulak ağrısı. Şey derler, kan akışının şey olduğu yerlere sıkılması gerekiyormuş. Şu damarın şurasına, bu damarın burasına derler. O zaman derler. Ben daha çok sıkayım oraları. Allah. Dudaklarım böyle oldu. Alerji oldum. Paris'e gidiyorsun diyorsun ki dudağımı sıktın mısın? Dudağı sürekli konuştuk. Falan. Ay sonra da ama dudak problemi yaşarız. Kesin yani. Gerçi onda çözüm var ama. Ama ben mesela muhtemelen hani şuralarıma bile sıktığım için saçıma falan geçen hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım geldi böyle yaptı. Saçındaki şampuan ne? Halbuki parfüm haberi yok. Atıyorum. Şimdi de diyemem ki saçıma sıktım falan şimdi hani manyak mısın ben yani. Yok yok diyor, bayağı parfümümüzü kokuyor. Abi saç parfümü diye bir şey var. Var bu arada. Neden şey. Mesela saç parfümü diye bir şey var? Milk şekli bir tane çok güzel böyle bir şey var. Ne tamamen kadınları kandırma pazarlaması. Saç parfümü, saçını sık, saç parfümü olsun işte yani. Her yere sıkmak lazım kısacası. Sence hangisi daha kötü? Dudaklarının çatlaması mı, yüzünde sivilce çıkması mı? Dudaklarının kuruması mı, sivilce çıkması mı? Hepsini çok yaşadığım şeyler. Birincisi dudağımda egzama oldu, benim egzama çıktı. Dudakta egzama çıktığını bence tarihin ilk şey case'i olabilirim, literatüre geçmiş. Dudağımda egzama. Çok kuruydu artık, böyle o kadar kuru oldu ki bir şeye dönüştü. Yani garip oldu, doktora gittim ki benim dudağımda bir problem olabilir mi? O da ki egzama olmuş. Aa, şeylerden olmuş? Falan tetikleniyor büyük ihtimalle. Sürekli rus sürüyorsun, onu sürüyorsun. Deniyorum ya bir şeyler. Evet. Ne bulduysam sürüyorum Türkçesi. O da sonuçta bir şey. Reaksiyon vermiş. Aha, ondan sonra o yüzden... İlk kez böyle bir şey duyuyorum burada. Yani şey, saçlı deride olur egzama genelde. Ben de mesela kışın... Elde olur. Elde. Ankara'nın soğuğu, o kuru soğuğu. Yani gerçekten her Ankara'ya gidişimde beni tekrardan yani mest ediyor. Ellerim egzama dönüyor. Tabii. Bak her defasında kupkuru. Kuruluktan zaten oluyor. Zaten egzamalı olanları şey derler, hani İstanbul'dan da. Hani direkt böyle belliyorlar. Ama sivilce problemi de çok yaşadım. Brok'tan falan kullandım bayağı. Aa. Tabii tabii, üniversite 2. sınıftayken. Her türlü sinebiliyorum. Yapacak bir şey yok. Oluyor. Oluyor. İnsan da zaten bu şey gibi yani herkesin çatlağı ve selülitü var ama kimse yokmuş gibi davranıyor. Tabii. Herkesin sivilcesi çıkıyor ama herkes cildi mükemmelmiş gibi davranıyor. Bebeksi. Değil. Hiçbirimiz değiliz, o yüzden salabiliriz. Değil mi? Şimdi bir oyun hazırlandı. Oyunun ne olduğunu bilmiyoruz ama muhtemelen çok zorlayıcı sorular değildir diye umuyorum. Şimdi Başak abla bize... Başlasın evet. Bakalım söylemeye. Şimdi size 7 tane soru soracağım. Tamam. Her maddede 2 tane marka olacak. Bu markalardan hangisi daha önce kurulmuştur? Kopya çekme falan gibi şeyler bence olmasın süreli. Daha iyi olur. Seviniriz. Birinci soru. Evet. Adidas mı daha önce kurulmuştur? Puma mı?
Sallıyorum şu an. Adidas 1949 yılında, Puma 1948 yılında. Denent, bir tane Puma ayakkabı kazandım. Ya bir yıla mı kaçırdım? Bir yıla kaçırdım. Evet, geldik ikinci sorumuza. Evet. Burberry mi önce kurulmuştur, Bulgari mi? Zor oldu bu. Bir dakika. Çeviriyor muyuz? Burberry 1856 yılında, Bulgari 1887 yılında. İkiniz de doğru. Burberry trençkot kazandı. Allah'a bir şükür. Her seferinde bir şey isteme. Bir de bizde ben şey demişim, Bulgari zor yazılıyor ya. Yazamadım diyor. Yok yok. Evet, üçüncü sorumuz. Chanel mi daha önce kurulmuştu, Prada mı? Hırslı öğrenciler. Chanel 1910, Prada 1913. Bunları biliyoruz ama ya. Ne olacak bu iş, nereye gidiyor bu iş? Şu an yalnız medet önde. Biliyorum, beni çaktırmayın. Bir yıllık. Starbucks'ı daha önce kurulmuştur, Cafe Nero mu? Şey yazıyorum şimdi, kahve diyarı. Ben kahve içmiyorum ki. Doğru. Çeviriyor muyuz? Evet, emin olamadım ya. Starbucks 1981 yılında, Cafe Nero 1997 yılında. İçmiyoruz ama. Ya. İçmiyoruz. Benim oğlum içeride onun daha sanki şey yazıyordu ya. Yahoo'da daha önce kurulmuştur, Google'da. Bir şey söyleyeceğim, full atıyorum. Tabii canım. Aa, biz, benim doğum yılım. Biz küçüktük, Yahoo vardı. Altıncı soru. Lego mu daha önce kurulmuştur, Hasbro mu? Bak bu zor. Bir de diğer marka benim bilmemem. Hasbro oyuncak üreticisi. Benim dönemimde yok muydu acaba? Ya ikisi de biraz vintage. Hatta Mattel Barbie'leri yapan Mattel vardı. Lego mu? Bunu ben de birazcık salladım. Bildiğim Lego, markada. 1932 yılında, Hasbro 1923 yılında. Aa, itiraf edin, Hasbro'yu yazmamak için Lego'yu yazdım. Hayır, Hasbro yazmayı biliyorum. Ben oyuncak markanın çoğuna hakimim. Sadece yani... Ben bilmediğim marka olduğu için. Şey çok eski, bak onun Mattel var ya, Barbie'ci. Onlar bayağı eski mesela. Öyle mi? Barbie'leri ilk üreten. Okuduğunu şaşırmam. Evet. Son soru. Tamam, peki. KFC mi daha önce kurulmuştur, McDonald's mı? Ay. Şimdi ben ben hiç tavuk tüketmiyorum. KFC'ye dair hiçbir bilgim yok. Ya ama tahmin edeceğim. Şey. Bir dakika. KFC mi, McDonald's mı daha öncedir? Diyorsun. Güveniyorum ya. Zaten kaybettim. Zaten bekleyim var. Ama aradaki... Hayır ya, son dakika oyun kuralı değiştirmek falan yok. Bir şey dermişim. Kanal benim kanalım. Kalkıp gidiyormuş. falan diye. Bir dakika. Sana güveniyorum. Eğer hatalı çıkarsa Ankara'ya kadar gelirim, seni bulurum. Sana bir kova ısmarlarım KFC'ye. Sana bir kova ısmarlarım. Hazır mıyız? KFC 1952 yılında kurulmuş, McDonald's 1955 yılında kurulmuş. Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu ama bir dakika. Benim şimdi yani normal şartlarda gayet başarılı yaptım. Ama yani of ya. Gerçekten utanç duyuyorum. Arkadaşlarım sonra bana diyor ki, ne bu kardeşim, herkese kaybediyorsun. Bir şey olmaz. Böyle işte bonkör insanız. Bonkör yani. Peki şimdi sen kaybedince beni buluyordun, bir şeyler. Şöyle seni vesilenle doğru yaptığım için seni bulmuyorum. Sen beni bulabilirsin. Kova da ısmarlayayım. Kova ısmarlayayım. Sever misin? Çok. Gerçekten mi? Popeye ise tevsi mi? Yes. Arby's. Olsaydı ama yine de bu işin atası benim için McDonald's. Sonra kurulmuş olabilir. Ama evet, hayır yani o bir kültür, o bir marka. O bir Ronald McDonald's. O şey yani. Çocuk menüsü. Ya McDonald's'ın her çocuk filmi çıktığında oyuncak şey yapıyordu ya, menülerde veriyordu.
paketlerin içi gözüküyor normalde içinde ne oldu. Sadece 101 Dalmaçyalı koleksiyonunda 101 tane yapmışlar. Paketlerin içi gözükmüyor. Aa, çıldıracağım. Her gün McDonald's'ın kapısındayım karşıya karşısında. İstediğimi bulacağım içine ne ayrıca. Gidiyorum geliyorum gidiyorum. Neyse oyuncak satılıyor mu sadece? Yoklasam içinden oldu. Yoklasam anlasam hangi köpek oldu. Sonuç alabildin mi? Çok aldım Allah bilir nerede biriktiriyordum ben onu. Ne kadar oyuncaklarını biriktiriyordum bayağı. İşte Aladdin'in filmi oluyordu oradaki karakterler. Aa, ne güzel ya. Güzel şeyler bunlar. Benim şöyle anılarım yok. Sonra zararlı oldu ortaya çıktı. Dediler ki şimdi anlatıyormuş. Tabii ki dedim. Teşekkür ya ben... Hakkımla kazandım. Evet. Ben nezaketlik olsun diye. Cezamız var. Evet. Ne yapıyoruz? Ben bir şimdi story çekeceğim. bunu tabii ki yayınlandığından gün paylaşacağım. Videomuz yayına girdiğinde. Kaybettiğime dair bir story. Hani böyle bir şey anlamadım. Artık şuraya koyuyor. Bir günde şu kızın bir yüzü gülsün kardeşim ya. Yüzü gülür mü? Bu kızın yüzü gülür mü? İnşallah. Güzel bir oyunumuz var yine. Evet, yine şahane bir oyun. Yine şahane bir kayıp benim adıma. Ama ben mutlu oluyorum konuklarım kazandığında. Çünkü her zaman böyle bir tekrar belki gelirlermişçesine böyle bir umut doluyor içinde. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki, her zaman. Sen öyle zannet gibisinden bir bakış var ama tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ne mutlu bana. Ekstradan böyle izleyicilerime söylemek istediğim abone olsunlar. Yasemin'in kanalına bir abone olun. Ayrıca videoları göstermiyordur YouTube öyle antin kutu şeyler yapıyor. Bir şeye basın basılıyor. Heh, uyarı geliyor basınlar. İzlemek istiyorsanız yorum zile basın. Mesela. Yorum yazın biraz destek olun azıcık öyle izleyip geçmeyin. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Ben de görüşmek üzere dedim. Yine mi geleceğim? Gelebilirsin istediğin zaman başımızla beraber.